Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Tığımın numarası 22 numara ve bu şekilde bakın 131 numara mavi rengim. Şöyle 335 numarada saks mavisi. 600 numara sarı rengim. 5 numarada çingene pembe. Bundan size çok güzel bir model hazırladım. Bu renklerden oluşan. Şöyle arkadaşlar hazırlamış olduğum modelim. Bakın bu ortadaki küçük serum halkası yerine dışı da e, plastik büyük halka olarak kullandığımız halka yerine. Şimdi bunun halkalardan temin edemeyen tuhafiye uzak olan yerler için de bir alternatif olur. Veyahut da e, plastikle Uğraşmak istemeyenler için kolaylık sağlamak için bu şekilde bir model tasarladım. Daha önce bunu size sık iğne ile hazırlamıştım. Şimdi de kirpikli halini hazırladım. Orada zincir üzerine siyah tülbent üzerine alttaki videolarımda bulabilirsiniz. E, sallantılı haliydi. Bu da içi ben üzerine bu şekilde sabitleyerek yaptım. Şöyle bakın. Bir de sallantılı haline bakalım. Evet. Bu şekilde sizlere kolaylık olsun diye tasarladım, hazırladım arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir. Böyle hoşunuza gider yaparsınız. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Ortada serum yerine sihirli halka kullanacağız dedi. Küçük yer sihirli halka ile büyük olan plastik yerine de zincir kullanacağız. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi tuttum. Parmağımdan gelen ipi onun üzerine bu şekilde yatırdım ortadaki yuvadan girip şöyle bakın bir tane zincir çektim bunu ilkini sadece sık iğne yapıyorum bu benim birleştirme nokta bakın bunu tek bir sık iğne olarak yaptım diğerlerini iki zincir çekerek bu şekilde kirpikler dolduracağız bu bir iki zincir ikinci kirpik şöyle iki zincir 3. 2 zincir dördüncü bu şekilde buraya toplamda 10 tane ikişer zincirli kirpikler hazırlayacağız bakın sihirli halkamızın da şöyle olup olmadığını bu ipi çekerek anlayacağız Eğer gayet rahat bir şekilde çekiliyorsa halkamız olmuş demektir şöyle 5 6 7 8 2 zincir halkanın içinde sık iğne ile sabitliyorum sonuncu yuvamızı da bu şekilde yani sonuncu kirpiğimizi de bu şekilde kapattık toplamda 10 tane bir zincir çekip şöyle bir sık iğne ile girdiğimiz noktadan şöyle girip sahte sık iğne ile normal sık iğne de yapabilirsiniz fark etmez normal yapalım Bakın bu şekilde kapattım buraya. Şimdi bu sihirli halkamın ipini gerdirerek yuvamı küçülttüm. Bakın bu şekilde ayarladım. Şimdi buraya 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi arkadaşlar bakın burasını Serum halkası ile olan yere saydık. Bu çektiğim zincirde hani büyük halka olarak kullandığımız plastik halka var ya iki tane serum halkası kullandığımız yere de bu şekilde ikinciye de zincir çektim. Bu kapattığımız noktanın içine giriyorum. Bakın. Şöyle, bu şekilde sık iğne yapmıştık. Normal sık iğne. Onun içine girip bu şekilde buraya zincirimi 20 zincirimi kapattım. Bakın. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. buraya sık iğne ile sabitledim. 2 zincir 20 zincirin üzerine bu şekilde 20 tane kirpik yapacağız. 2 zincirimi çektim şöyle. 2 zincir 3 4 Bu şekilde dolana dolana yapıyoruz. 5 6 7 Serum halkası veya da plastik halka alamayanlar mahrum kalmaması için bakın bu şekilde aynı duruşta görünüşte bir modelimiz olacak. Evet, iki zincirimi çekiyorum. Şöyle 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Şekilde tüm halkanın kenarlarını doldurmuş oluyoruz. Şöyle 19 ve 20 20 tane doldurduk ve bu sık iğne ile yaptığımız yere bir tane daha giriyoruz bakın kapattığımız geçiş yaptığımız yere de bir sık iğne yaparak ipimizi koparacağız bakın bu şekilde hatta şuraya da daha net girebilirsiniz şöyle tekrar söküyorum arkadaşlar şuradaki yuvaya girip şöyle sık iğne ile burası bizim tutturma yerimiz olacak bir tane bu şekilde zinciri çekip ipimi kopardım bunu ister arkaya çekin ister şu şekilde yakın arkadaşlar bakın şöyle bir alttaki sihirli halkamızın şöyle ipini de yakalım arka tarafından kısaltalım Şöyle bastırınca güzelce yapışıyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu yaparken toplanıyor. Şöyle bunu elinizle esnetip hani zinciri üzerini elinizle esneterek şöyle daha geniş ikinci halkayı daha geniş yapabiliriz. Bakın deminkine nazaran daha bir şöyle bolluk oldu. Şu zincir kısmını şöyle tutup esnettiğiniz takdirde bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bunu böyle e, tutturalım çimenini. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane çiçeğimin arasına üç tane böyle çimen bıraktım, üç tane arasıyı bıraktım. Şimdi üç de gayet ideal, iki az olur, dört beş de fazla olur. Üç en ideali arkadaşlar. Siz de yaparsanız bu şekilde üç tane yapın. İlk önce bu motifleri hazırlayıp sonra bu şekilde çimenini yaparak devam edin. Şimdi tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki. Bir defa tığımı doladım. Sıradaki tığ battıya bir, iki. Üç trabzanın üç tane ilmeğim. Üçünü birden kapatıp buraya dört zincirden tomurcuk yapacağız. Hemen bu şekilde ikisinin arasından kirpiğimi kapattım 3 zincirle son yaptığım trabzanın aynı tığ battısına girip kapattım 1 2 3 Evet ara suyumuzun yapılışı bu şekilde ve çok kolay bakın çok da güzel duruyor şimdi bir defa doladım yuvanın içine giriyorum 1 ve 2 bir defa doluyorum yuvanın içine giriyorum sıradaki yuvanın şöyle yine üçünü birden kapattım şimdi buraya kirpik yerine arkadaşlar çiçeğimizi takacağız bir zincirimizi çekip şöyle yapmış olduğumuz çiçeğimizi aldık ters yüzü bize bakacak şöyle çevirelim bu koparttığımız noktanın aynı noktasından şöyle girip sık iğne ile sabitleyip yine bir zincirle düz tarafına döndüm Yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen aynı tığ vattının içine girip sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bakın bu şekilde takmış olduk çiçeğimizi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gayet kolay yapılışı da. Çimeni de ona keza hoş duran bir model oldu. 3 zincirin üzerine bir defa doluyorum. Şöyle 1, 2, 2 sıtığında. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battı ya. Şöyle 1, şöyle 2, 3'ü üçü tığında. 3'ünü birden kapattım. Buraya kirpik yapacağız. 4 zincir. 4 zincirin bakın. Buradaki tarazdan da girip kapattım. 3 zincir. Şöyle aynı tığ battının içine girip bakın, sabitledim. Bu şekilde 3 tane yapacağız. 3 zincir bir defa doluyorum. 1 ve 2. İki. İkisi tığımda. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya 1 ve 2. Üçünü birden kapat. 4 zincir kapatıyorum. 3 zincir dördüncü trabzan olarak 3 zincirimi buraya kapattım yine 3 zincir bakın şu şekilde dördüncü trabzanla üçüncü trabzanın yuvası aynı 3 zincir bir defa doladım şöyle bir ve iki bir defa tığımı doluyorum yandakine girip bir iki şimdi üçünü birden hepsini birden buraya kapatıp tepesine 4 zincir çekiyorum sık iğne ile buraya sabitledim 3 zincirimi çektim aynı tığ ya kapattım şöyle sökülmesin diye 3 zincirimi çekeyim ve bakalım Evet şöyle bakın ortada sizde yapmış olduğu modelim kenarında da üç tane bu şekilde çimeli var Bunlar da daha önce hazırladım şöyle sizler için şöyle üçü ancak sığacak ekrana sanırsam arkadaşlar Evet şöyle serum halkasından diğer plastik halkadan sizleri kurtarıcı bir işlem olduğunu düşünüyorum şöyle e, tersinden de ütülendiği takdirde daha güzel bir böyle kalıp gibi duracak ütülenmediği hali bu şekilde duruyor şimdi şöyle bir duruşuna da bakarak Arkadaşlar edamızı edelim. Kolay, yapımı kolay gördüğünüz gibi şöyle yakın plan tutayım. Yapımı kolay böyle kendi de zarif çitapıtı. ilk önce şu motifleri hazırlayıp sonra da çimenini yaparak bunu yeşil çimeni de Tutturabilirsiniz. Herhangi böyle tülbentin renginden de olan çimen yaparak bu şekilde Tutturabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Evet, modelimiz bakın şöyle ütüsüz. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.